Yaklaşık bir ay önce, o gün de nöbetçiydim tesadüfü. Günlük işlerimizi yaptıktan sonra bir yorgunluk oldu öğlen gibi. Daha sonra ishal başladı. Bir halsizlik oldu. Odaya geçtim, biraz dinlendim. Sonra hemşire arkadaşların yanına gittim. Bir ateşim ölçmelerini istedim. Ateşim normaldi o sıra. Eve gittim. Kendim eve gider gitmez izole ettim. Takibinde ise bu akşam süresiydi. Ateşim ilerledi. Halsizlik daha fazla oldu. Eklem ağrılar arttı. Aynı günün içerisinde. Yaklaşık 1.30 gibi, gece 1.30 gibi de hastaneye gitmek durumunda kaldım. Orada bir tomografimiz çekildi. Sonrasında PCR testimiz alındı. Kan tablomuza bakıldı. Akciğer grafisinde tutulum olması üzerine yüksek ateş ve şiddetli ishal olması üzerine de kliniğe yatışımız uygun görüldü. Gerek ana bilim dalı başkanlığımız, arkadaşlarımız yalnız bırakmadı ama hastaların doğası gereği izole bir odadasınız, dışarıya çıkamıyorsunuz. İlk his yalnızlık ve bana ne olacak duygusu. Yaklaşık ben 5 gün yattım. Semptomlar biraz uzun sürdü. Ateş ve diyare özellikle. İshal uzun sürdü öyle söyleyeyim. Bunun üzerine 5 gün yattım. Buna antiviral tedavi başlandı. Üstüne antibiyotik tedavisi başlandı. Onlarla ateş kesilmeyince artı olarak steroid tedavisi de başlandı. Şükürler olsun yoğun bakım sürecimiz olmadı. Çok nefes darlığı durumu olmadı. Ama kan tahlillerinde yükselmesi üzerine bu süreç biraz daha uzamış oldu. 5. günün sonunda da şükürler olsun taburcu olduk. Sonrasından eve geçtik. Evde 14 gün süreyle bir izolasyon dönemi oldu. Ben kendimi bir odada izole ettim. Ev süreci de açıkçası sıkıntılı. Şöyle ki, İlk önce semptomlarınız hemen bitmiyor. Semptomlar geçtikten sonra da şöyle bir algı oluyor. Ben rahatım, bu sefer odadan çıkma isteği, yani evde kalmama isteği oluyor. Onu bu sefer de onu dizginlemek, şey yapmak gerekiyor. Hastalık bitti. 5 gün hastanede kaldık. Sonra 14 gün izolasyon. Ama evin içerisinde, hocam ne zaman çocuklarınızı öpebildiniz derseniz, o 14 günden daha uzun bir süre beklemek durumunda kaldık. O kadar rahat geçmiyor. Bizim de bir sürü yayın işlerimiz var, okumamız gereken şeyler var. Ama maalesef ben bir satır bile okuyamadım. Çünkü orada hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Ara ara bazen ateşleriniz çıkıyor, kalp çarpıntısınız oluyor, halsizlik oluyor. Hani bu dönem, ya bana bir şey olmaz, giderim 14 günde uyurum, dinlenirim, geçerim gibi bir süreç değil maalesef. Yanlış algılar şu: bir, ben bu hastalığı kışın herhalde geçirdim. Bu bir kere tamamen yanlış bir algı. İkinci, bu zamana kadar bana bir şey olmadı. Bir sürü yakın arkadaşlarım da çıktı, bana bir şey olmadı. Yani bana hala yine de bir şey olmaz. Bu da gerçekten yanlış bir algı. Üçüncü yanlış algı, ben gencim, ek hastalığım yok, bana bir şey olmaz. Kişi şöyle zannediyor. Bir kere insan olarak hiçbir hastalığı kendimize yaklaştırmıyoruz. Sağlıklıyız diyoruz. Normal günlük hayatımızda ben iyiyim, bende hastalık yok, rahatım deyip yakın arkadaşlarıyla, özellikle maskelerini çıkartıp kafelerde çay içen veyahut da yemek yiyen, çünkü şöyle düşünce var, yanlış algı şu: ya ben iyiyim, bende bir şey yok, o zaman arkadaşıma da bulaştırmam. Ama şu oluyor, hasta olduğunuz semptomunuz çıktığından 2 gün önceye kadar bulaştırıcınız olabiliyor. Birinci tehlike bu. İkinci tehlike, gerçekten asomptomatik olabiliyorsunuz. Siz tamamen hastalığı yayan olabiliyorsunuz. Siz tamam sağlıklısınız ama arkadaşınıza bulaştırıp onu hasta edebilirsiniz. Artı onun, o da gidip annesine bulaştırabilir ve bu şekilde annesi veyahut da babası veyahut da kendisi bu hastalıktan dolayı kaybedilebilir. Eşimin ısrarı üzerine gittim. Mesela ben de çıkacağını hiç tahmin etmedim ama akciğer tomografisi çekildiğinde görüldü ki, mesela onu görünce şaşırdım açıkçası. Ya nasıl akciğerlerin tutulmuş diye. İnsan olmanın belki hastalığı kabullenmemenin son zamana kadar ifadesi olabilir. Ondan ötürü bu konuda kimse bana bulaşmaz gibi yaklaşmaması lazım.
Şimdi nasıl derseniz ameliyatlara başladık ama bir yorgunluk var. Mesela spor yapıyorduk. O yani koşabilir misiniz? Koşamam. Şimdi biraz daha eforla açıkçası eforla çabuk yoruluyor. Diğer arkadaşlara da soruyorum. Hatta daha kötü geçiren arkadaşlarım var. Onlar geçirmiş olmalarına rağmen onlar biraz daha efor noktasında sıkıntılı. Yani hastalık ansızın yakalıyor ve açıkçası hemen de bırakmıyor.